Zahmet etmeyin, ben yemeyeceğim. Ne kadar ayıp Zeynep. Sofraya küslük olur mu hiç? Baban sana hiç mi öğretmedi böyle şeyleri? Madem babamı iyi tanıyorsun, o zaman bilmen gerek. Babam öyle sofra adabıyla falan ilgilenecek bir adam değil. Ama sağ olsun bana alçaklarla nasıl baş etmem gerektiğini öğretmişti. Büyüklere saygı sıfır. Ne saygısı? Beni kaçırdın sen. Bir de benden saygı mı bekliyorsun? Sesini yükseltme. Sakin ol. Bana saygı duymuyorsan sofraya duyacaksın. Allah manyağı ya. Pardon, duyamadım. Allah'ım diyorum. Ben neden buradayım acaba? Ben neden kaçırıldım diyorum. Bana sorsana güzelim. Ben sana anlatırım. Beni neden kaçırdın? Bağırmadan. Sakin sakin sor. Acaba rica etsem neden burada olduğumu ve beni neden kaçırdığınızı öğrenebilir miyim? Şimdi Zeynep'ciğim, senin bu anan var ya, anan hani Kara Meryem. İşte o benim yengem olur. Abimin karısı yani. Bunun benimle ne ilgisi var? Seninle ilgisi yok. Seninle hiçbir meselem yok benim. Ya o zaman beni neden kaçırdın? Ben burada ne yapıyorum şu anda? Bırak beni gideyim. Benim çoluğum çocuğum var. Sevenlerim, bekleyenlerim kes var. Kes sesini. Bana duygu sömürüsü yapma. Sana duygu sömürüsü falan yapmıyorum. Kes dedim. Ya yemeğini ya da defol git. Gitmiyorum. Bana neden burada olduğumu ve beni neden kaçırdığını söyleyene kadar hiçbir yere gitmiyorum. Beni etkilemeyi başardın. Aferin. Zeynep, sen akıllı kızsın. Sorunumun seninle değil de annenle olduğunu anlamış olman gerekiyor. Onu gayet net anladım. Hayır, belli ki annem zamanında senin canını fena yakmış ki bence çok da iyi etmiş. Yeter! O ağzını bir daha açacak olursan o söylediğin söz son sözün olur. Annen hakkında hiçbir fikrin yok. Senin annen bir katil. Abi bir katil. Ne diyorsun sen ya? Bu arada abimin de sevenleri ve bekleyenleri var. Doğrusu buranın yemeklerini çok özlemişim. Sen de bir ara dışarı kaçmışsın, anlarsın beni. Memleket gibisi yok değil mi Zeynep? Neden sana inanayım? Pardon? Annemin abini öldürdüğüne neden inanayım? Bana inanmak zorunda değilsin. Annene sor. Eminim sana yalan söylemeyecektir. O adam annemi tehdit etmiş. Bizi öldürmekle tehdit etmiş. Yani? Yani annemi zorla kaçırmış. Çocuğundan ayırmış, benden ayırmış. Yani abim ölümü hak etti, öyle mi? Hayır, tabii ki de öyle bir şey söylemiyorum. Sonuçta bence kimsenin... Zeynep, sen iyice anlamadın galiba. Ben sana annem bir katil diyorum. Bir zorba, bir hırsız ya da fahişe değil. Bir katil. Hem de ömründe görüp görebileceğin en acımasızlarından. Sense bana onu haklı çıkartmaya çalışıyorsun. Nasıl yapmış peki? Merak ediyorsun değil mi? Anlatacağım. Ama önce yemeğini yiyeceksin. Allah'ım ya, hala yemek diyor. Ya benim yemek yiyecek halim mi var Allah aşkına? Bence yemelisin. Çünkü anlattıklarımdan sonra bir daha yemek yemek istemeyebilirsin. Ne demek istiyorsun ya? Ne alakası var bundan? Ye dedim. Abimi zehirledi.
Yemeğine zehir koyup onu öldürdü. Ya ne? Sen nasıl bir manyaksın be? Psikopat benim çocuğum var lan. Sakin ol. Seni zehirlemedim. Merak etme. Neden biliyor musun? Çünkü benim tarzım değil. Bu ananın tarzı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.